Ne güzel siyasette artık bu şehrin benim jenerasyonumun güzel yüzleri, düzgün yüzleri bir ortaya çıkıyorlar deseydim. Ama o her ne kadar siyaseti düşünmüyorum dese de biz hep onun isminin anıldığı yerde onunla ilgili partimiz ne olursa olsun enerjisi, pozitifliği bu şehirde hem şehir merkezinde hem de ilçelerindeki yarattığı o duruşuyla onun bir yerlerde siyaset yapmasını çok istiyoruz. Görüyorsunuz kim var yanında? Tabii ki sevgili Bahadır Baş var. Oradaki birçok STK'daki, şimdi ben konuşurken onun yüzü kızaracak, dikkatle bakmanızı istiyorum. Her girdiği STK'da, her aldığı görevde başarıyla bulunduğu makamı, koltuğu dolduran bir isim. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Ordu İl Başkanı iken Türkiye'deki o genel yönetimde de yer aldı ve çok etkin, özellikle pandemi döneminde aldığı kararlarla da çok etkin kararların alınmasına hem hükümet nezdinde hem muhalefet nezdinde imza attı. Onları birazdan soracağız kendisine. Şu anda da Ordu Spor Futbol Kulübü'nün as başkanı. Takım da bu aralar kötü gidiyor. Onu da sorsak mı bilemiyoruz ama gündem tabii ki seçim, gündem tabii ki ekonomi, gündem tabii ki şehir, gündem tabii ki hayatın ta kendisi. Gençler ülkeyi terk etmek istiyor. Aynı yaşlarda evlatlarımız var. Gençlerimiz var. Bugün konuklu bir program yapıyoruz. Onlar da sevgili Bahadır Baş'a eminim ki soracak bir soru düşünecekler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu kadar güzel şey söyledi ki aslında biraz yüzüm kızarmadı değil, doğrusunu söylemek Onu gerekirse. tanıdığım için. Evet. Ama şehir sevgisi, ülke sevgisi, jenerasyonun birlikte olması, bizim jenerasyon biraz daha farklıydı. Zorluklara karşı tepkileri biraz daha farklıydı. Belki bir 68 kuşağı gibi veya 80 darbesini yaşayan kuşak gibi değildi ama onlardan kalanlarla ilgili de bizim değer yargılarımız vardı. Sokakta öğrendiklerimiz vardı. O yüzden söylediklerine katılıyorum. Biraz için içinde samimiyet, biraz için içerisinde güven, biraz için içerisinde duygu olan işlerin hep sonuçları başarılı oluyor. O yüzden bir yere varmak odaklı değil de bir şey Evet. yapmak odaklı olduğundan. Yani ne yaparsanız yapın, işinizi hep derler ya, severek yapın, aşkla yapın, tutkuyla Doğru yapın. söylüyorsunuz. Ben kendi adıma mesleğimi hala iyi ki de hobimi yaşıyorum kendi adıma, sen de öylesin. Yani diyeceksiniz ki sayılar, rakamlar, muhasebecilik nasıl yani? Hayır. Sevgili Bahadır Baş'ı tanıyanlar biliyorlar. O hep böyle hem yaptığı konunun üstüne bir tık koyarak hep araştırmacı, hep okuyan, sorgulayan, hep de eleştiren taraftaydı. O yüzden insanlar seni siyasete çok yakıştırıyorlar. Bu arada bir milletvekili adaylığı falan niye düşünmüyorsun? Niye bu şehri özellikle muhalif partilere sesleniyorum ki senin bir parti kaydın da var sanırım. Var evet. Var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Efendim? Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Halk Partisi. Partisi'nin 93'ten bu yana üyesiyim. Evet, Yani yeni üyesin. bir üyeliğim yok. Üniversite yıllarından. Üniversite yıllarında Çankaya'da yapılan bir üyelik. O yüzden hayata, ülkeye bakış açısıyla ilgili değer yargılarımız var ama hiçbir zaman fanatize olmadım. Yani ben aslında iyi bir Fenerbahçeliyim, Cumhuriyet Halk Partiliyim ama bütün renklere, bütün kişilere, bütün kimliklere de saygı duymak durumundayız. Ve yani bunu şöyle, sözünüzle hayata geçiremezseniz, yani bunu Fenerbahçe deyince. duygunuzla hayata geçiremezseniz bu camda kalır, arkasındaki adam sadece dinler, bakar, geçer, o kadar. Siz konuşmuş olursunuz. Ama bu duygu orada oturanlar için bir değer taşıyorsa, evet bu adam doğru söylüyor. Gerçekten hayatın bu kadar fanatize değil, bakış açısı radikalize değil, olaylara bakış açısı objektif olmaya çalışıyor. Bir şey arıyor diye baktığında da başka bir şey geliyor. O zaman camın arkasındaki mutlu oluyor. Ya ben şunu anlamıyorum sevgili izleyiciler. Hem fanatize değil diyor hem de Ordu Fenerbahçeliler Derneği'nin başkanlığını yaptı. Şöyle yaptım. Güzel bir başkanlıktı. Biz orada Pişman gençler... mısın? Yok yok hayır. Çok keyifli. Yeniden bir sayfa açmaktı. İkinci kurucu başkan gibi olduk Evet, aslında. aynen. Var olan yapıyı yeniden devam ettik. Ama orada güzel şeyler yaptık. Mesela Akkuş'a gittik. Orada Akkuş'un uzak bir beldesinde 60 tane öğrenciye yardım yaptık. İşte üniversitede okuyan öğrencilere yardım yaptık. Yani bu aslında biz Fenerbahçe Taraftar Derneği değiliz. Galatasaray. Şimdi Ordu'da kimlik değişti. Beşiktaş'ta Galatasaray Tabii. dernekleri de bir STK niteliğine dönüştü. Yani Aynen. bir insanların bir araya gelip maç izledikleri yer Ya olmaktan da çıktılar. birbirlerine karşı öfkeyle Evet. tepki gösteren değil, Kesinlikle iyilikte de başkanım. hizmette de yarışan. Hala mevcut başkanların üçü bir araya Aynen. gelebiliyor. Ne Üç güzel, büyük ne takım güzel, ne taraftarı. Şehir mutlu. için, yani bizim Aynen. bir de sloganımız vardı o dönem. Evet. Önce Ordu Spor, bu şehirde yaşıyoruz, bu şehrin ekmeğini yiyoruz, bu şehrin suyunu içiyoruz. Cenazemiz bu şehirde kalacak. Biz İstanbul'daki bir takım için önce kendi takımımızı feda edemeyiz diye de bir ilkemiz vardı. Ve hep bu şehirdeydin. Evet. Üniversite yılları dışında hepimiz gittik, gördük, geldik. Sonra bu şehirde yaşamaya başladık. Hep toplumun içindeydin.
Muhasebecilik yaptığın meslektaşlarını da biliyorum. Yani bir kişinin bile olumsuz bir şey söylemediği bir yerde. Farklı siyasi partilerin bu aralar özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday ismi tartışılırken bana senin ismini söylüyor olmalarını da ayrıyeten bir dostum için bunu duymak. Aynen, onur verici bir durum. Peki, biz şimdi sen bir sürü not almışsın görüyorum. Yok, biraz ekonomiyle, biraz siyasetle ilgili ama yaklaşan genel seçimlerden önce kaygılandığımız birçok ortak nokta vardı. Artık ülke için zaman zaman önce gençler için, sonra ülkedeki huzur ve adalet için endişelendiğimiz dönemler oldu. Zaman zaman eleştirdi iktidar partisindeki dostlarımız, arkadaşlarımız. Hani ben onları da çok yakınım. Onlarla da birlikte mesai harcadım, profesyonel hizmetlerim oldu onlara ama bence herkesin bu pencereden bakması lazım. Ne düşünüyorsun ülkeyle ilgili? Sonra şehre geleceğim. Şöyle bir şey. Ülkemiz bir deprem felaketinden atlattık hep beraber ve yüzyılın felaketi dediğimiz, ben gerçekten o pencereden bakıyorum. Bu felaket 10 tane ilde, yani Avrupa'nın en az 4-5 tane ülkesinden daha fazla büyüklükte bir alanı kapsayan bir bölgede sorunlar, sıkıntılar olabilir. Yani olmuştur da, Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı, geç kaldık Adıyaman'da, özür diliyorum dedi. Şimdi bunlar olacak, bunlar olmuştur. Tabii ki hepimizin gönlünde, yüreğinde büyük bir yara oluşturmuştur. Türkiye gayri safi milli hasılasının %10'una tekabül ediyor. Bu 10 ildeki üretilen çok, bütün de çok ciddi bir rakam. Antep gibi büyük bir rakamı tekabül ediyor. O yüzden ülke için bundan sonraki dönemde biraz daha zorluk yaşayacağız. Zaten ekonominin sıkıntıları vardı. Zaten bir enflasyon canavarıyla mücadele ediyorduk. İşte söylüyorsunuz, insanlar niye bu ülkede yaşamak yerine yurt dışında bir ülkede yaşamayı tercih ediyor? Hayat enflasyonu diyorum. Bakın, parasal enflasyondan, aldığımız peynirin fiyatının artmasından değil. Yaşam enflasyonu diye bir kavram var. Şu kavram, yani siz gittiğiniz ülkede standartların 3 yıl değişmeyeceğini biliyorsunuz. Bu bir yaşam enflasyonuna karşı bir tavırdır. Yani siz o zaman bu ülkede yarın sabah uyandığımızda işte doların ne olacağını, borsanın ne olacağını, ülkenin değerinin ne olacağını bilemiyoruz. Bu soru işaretleri, bu kaygı yaratıyor. Bu gençlerde de kaygı yaratıyor. Yaşlılarda da, orta kesimde de kaygı yaratıyor. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Şimdi en son gayri safi milli hasıla rakamı açıklandı Türkiye'nin. Kişi başı milli gelir geçen sene 9.400 dolarlar civarındaydı. Sanırım 10.200 dolar diye açıklandı 2022 verisi en son açıklanan. Ordu kaçıncı sırada? Ordu'da şaka gibi. İnanılmaz derecede 2021 verisine göre sondan 16. sırada, 68. sırada diyebiliyorum. 30 tane büyük şehir arasında sondan 4. sırada. İşte Van var, Diyarbakır var, işte Urfa var önümüzde. Biz de 4. sıradayız 30 büyük şehir ili arasında. Şimdi ekonomik değerler ülke olarak baktığımızda aslında 2010-11'deki kişi başına milli gelir rakamları 12.000-13.000 rakamlarının hep altına düştük. 8.000'lere, 9.000'lere. Yani üreten bir toplumdan İşte darbeyi yaşadık, başka sorunlar yaşadık. Bütün bu hastalığa baktığımızda ekonomimiz istediğimiz nokta değil. Bunu yaşayan her vatandaş, her genç, her meslek mensubu, biz bir iktisatçıyız. Biz rakamlara eğip bükmeyiz, siyaseten de bakmayız. Yani sayılara şöyle bakılmaz. Ya bu sayıyı öyle bir okuyayım ki, işte 100 bin kişi başına milli gelir rakamını, 10 bin rakamını öyle bir okuyayım ki iktidarın aleyhine, muhalefetin lehine olsun. Bu böyle okunmaz. Ama şunu söyleyeceğiz. Siz 2010'da 12 bin dolarlara, 13 bin dolara taşıdığınız ülkeyi şimdi 8 bin dolara, 9 bin dolara indiriyorsanız kusura bakmayın, bunu eleştirmemiz lazım. O grafiğin yukarıya gitmesi lazımdı. O grafik büküldü, aşağıya doğru geldi. Dolayısıyla insanlar kaygı duyuyorlar. En temel yaşam hakkımız üzerinden kaygı duyuyorlar. Yani az önce söyledik, yarın sabah ne olacağıyla ilgili bir ülkede kaygı varsa o zaman kusura bakma, iktidarın da bunda bir payının olması gerekiyor. İktidar partisinin olması gerekiyor. Ama bu bir körü körüne eleştiri, sadece lafsi bir eleştiri. Sadece işte iktidarı hani bir söylem olsun da işte onlar da burada, asla böyle düşünmüyorum. Mutlaka iyi yaptıkları, güçlü yaptıkları şeyler de vardır. Tabii ben muhalefeti eleştiriyorum burada. Evet. Muhalefet eğer görevini tam yapıp da bu gerçekliği anlatabilseydi iktidar bu kadar sürdürülebilir olmazdı diyorum. Ya tabii şimdi 20 yıl güçlü bir iktidar, yani siz 20 yıl... İlk 10 yılı için belki evet ama ikinci 10 yılına bakıldığında tartışılabilir yani. Kesinlikle böyle. Muhalefetin de öz eleştiri yapması gerekiyor. Muhalefetin de şöyle bir sloganın altına sığınmaması lazım. İşte medyada bize yer verilmiyor. Bugün bakın, dün akşam Özgür Demirtaş Twitter'dan bir program yaptı. 85 bin kişi izledi. Abi niye Özgür Demirtaş'ı 85 bin kişi izliyor da herhangi bir muhalefet partisinin bir başkan adayını, bir milletvekilini niye 85 bin kişi izlemiyor? Demek ki sizin de güven sorununuz var. Siz
Twitter sanal bir ortam. Herkesin özgür iradesiyle katıldığı bir alem. Dün akşam ben gördüm 85 bin rakamını adam oraya. İnanılmaz şeyler söyledi dedi. Ama siz bu rakamları koyamamanızın sebebi Akın Bey'in dediği gibi toplum nezdinde eleştiri şekliniz, muhalefet şekliniz istenilen düzeyde, vatandaşın istediği düzeyde değil. Sevdiğim bir abim bir lafı var Türk toplumu ile ilgili. Türk toplumu ağır inisiyatif alır, çabuk karar vermez, yavaş davranır ama Türk toplumu çağdaş ve demokrattır. Siz onun öğeleriyle uğraşmadığınız zaman, yani siz Türk insanını küçümsemediğiniz zaman, Türk insanının kıyafetini, yemek şeklini, üslubunu, tavrını, namaz kılma şeklini veya işte başka alanlarda onun yapısını ötekileştirmediğiniz zaman proje sunuyorsanız daima projenin devam etmiştir. Mesela örnek verelim. 20 yıl Cumhuriyet Halk Partisi 50'ye kadar bu ülkeyi yönetmiştir ama Demokrat Partisi yeni bir sloganla çıkmıştır. Yeni Türkiye demiştir. İşte Adalet Partisi Demokrat Parti'den doğmuştur ve öyle bir sloganla çıkmıştır ki o da ekonomik kavramlar üzerine çıkmıştır. İşte Ecevit'in 70'lerde yaptığı slogan aynı şekilde. Adalet 500 günde ev, araba. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sloganı hem adaleti hem kalkınmayı özne olarak alması. Bunlar önemli. Bu toplum bu kavramları alıyor. Bu toplum Ecevit'in de öngörüsünü alıyor. Sayın Erdoğan'ın da öngörüsünü alıyor. İşte orada çizgi şu. Samimi ve ona hissettireceksin projeyi. Yani vatandaşa, halka hissettireceksin. Anlamaz. Bu işte makarnaya işte bir oyunu feda edebilir dediğiniz zaman ötekileştirmiş oluyorsunuz. O toplum, karşı tarafı da irite ediyorsunuz. Evet, o toplum o zaman bunu başka bir yere koyuyor. Başka bir algıya koyuyor. Bizim birleşmemiz gereken Türkiye paydasında bile. Biz maalesef ben görüyorum. Darbede birleşiyoruz. Depremde birleşiyoruz. Ama iyi günde hiçbir zaman birleşemiyoruz. Ayrışıyoruz. Varlıklı olduğumuz zamanlarda ayrışıyoruz. Türkiye'nin en büyük handikabı bu. Bizim kırılma fay hatlarımız iyi günlerde ortaya çıkıyor. Türk toplumunun en büyük özelliği bana sorsanız kötü günlerde bir araya gelme yeteneği. Yani siz 3-0 yenikken Avrupa Şampiyonası'nda 4-3 geri gelebilme hakkı var bu milletin. İnancı var, bu kararlılığı var. Ama her şey yolundayken, gruptan çıkmışken de bir maçta bir bakıyorsunuz çok inanılmaz bir skorla karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden değer yargılarımız farklı ama ben bu toplumun, Türk toplumunun ilerici, çağdaş, kendisine verilen hedefleri, olguları, olayları kavrayan olduğunu düşünüyorum. Asla işte bunlar hiçbir şeyi anlamaz dediğiniz müddette bir defa 2-0 geride başlıyorsunuz. Bence birinci kavram orada oluşuyor. Bence muhalefet uzun zamandır bu dili kullanıyordu ama son birkaç yıldır bu dilden uzaklaştığını, onların da bu kavramlara döndüğünü, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun son 3-4 yıldır çizdiği politikanın aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'lerde söylediği söyleme çok yakın. İşte çadırda kalması, yani ondan birisi gibi olması, onun içerisinde olması, onun değer yargılarını sunması. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar kolay değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi ülkeyi kuran, kurucu iradenin, yani aslında bir anlamda devletin sahibi kendini sayan bir partinin bugün 5 tane kendisinde aynı görüşte olmayan partiyle masada olması, onların oy çokluğuna değer vermemesi, ismine değer vermesi, eşit şekilde masaya oturttuğumuz inanılmaz hamleler. Türkiye'de demokrasi anlamında, yani Türk demokrasisini bir satranç diye düşünürsek inanılmaz hamleler. Bu hamleler Türkiye'de gelmedi o zaman. Hindistan'da Gandhi örneği aklıma geliyor. Evet, evet. O da inan doğru söylüyorsun. Tabii Gandhi örneği, ona da benzetiyorlar. Hatta Gandhi Kemal benzetmeleri evet. Falan da olmuştu. Bir dönem vardı ama şimdi bu... Farklı bir şey. Bu biraz daha bizim Kemal. Dünyada bizim Kemal. Dünyada evet. Bu ikinci oluyor sanırım. Evet. Partilerin böyle farklı, beş benzemez evet. Partilerin bir araya gelmesi. Çok doğru. Peki, en sevdiğim konuk türü görüyorsunuz soruyu sorduktan sonra o kadar coşkulu ve enerjik ki. Coşkulu ve enerji olmayınca az önce söyledik. Duygularınızın bir anlamı yok. Bir de içinizden gelmesi lazım. Halk bunu istiyor. Halk şey istiyor. Yani samimiyet istiyor, güven istiyor, saygı istiyor. Yani çok ölçülü, çok kitaplı olduğunuzda bu sefer kalıyorsunuz. Peki, bu arada da ben de arkadaşlara diyorum ki yavaş yavaş siz de sorabileceğiniz soruları not alın, yazın ya da seslendirebilirsiniz. Evet. Şimdi aynı zamanda da Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası eski başkanıydın. Yönetimde de, genel yönetimde de varsın diye biliyorum. Evet. Şu anda aktif Ankara'da görev. Ankara'da disiplin kurulu, merkez disiplin kurulundayım, görev yapıyorum. Merkez disiplin kurulunda TÜRMOB'un. Peki şimdi pandemi döneminde çok tartışıldı. İşte devletin yeterli yardım yapamadığı noktada sen bir fikrini CHP Genel Merkezi'ne söyledin. Yetkililere, vekillere, Sayın Kılıçdaroğlu'na
Ve şu anda da açıklanan parti programında senin bu önerin var. Neydi o? Birçok önerim vardı. Onları bir hatırlayalım. Ben özellikle buradaki ekonomi masasına ifade ettiğim bir konu vardı buraya geldiklerinde. Onlar asgari ücretten vergi kaldırılsın. Ben de sadece asgari ücret yetmez, SGK primlerinde de indirim yapılsın diye özellikle bir önerim vardı. Bu yayınlanan en son ilkeler, 2000 küsur maddelik ilkeler kitapçığında da bu konuya aynen bu şekilde yer verilmiş. Ama şunu söyleyeyim, ben Sayın Maliye Bakanı'na da bir dosya sundum, Sayın Kemal Bey'e de bir dosya sundum. Bütün siyasi partilere, o da başkanlığım döneminde sundum. Ve mesleğimizle ilgili sorunlardı. Bunlara da sağ olsunlar, ilgilendikleri oldu, ilgilenemedikleri oldu. Ama ben... En son bazı olumlu gelişmeleri bana sıklıkla soruluyor. İktidar yarın değişirse vergi politikaları değişir mi, nasıl mı olur diye. Ben bakıyorum güzel şeyler var içerisinde. Mesela diyor ki stopaj almayacağız diyor. Kiralarda, iş yeri kiralarında stopaj almayacağız diyor. Çok önemli bir şey. İlk defa diyor ev satın alınan kişiden tapu harcı almayacağım diyor. Yani tapu harcını sıfırlayacağım diyor ilk defa. İşte dolaylı vergileri azaltacağım diyor. ÖTV almayacağım diyor. Bunlar ilkesel bazlı. Türkiye'nin aslında ihtiyacı olan kavramlar. Şimdi Batı'ya baktığınızda hani bizim mesleğimiz gereği diğer Avrupa ülkelerinde de vergi dilimlerine, oranlarına bakıyoruz. Kazanç üzerinden vergilerle dolaylı vergiler yani kaynakta kesilen vergiler çok birbirine yakın. %50'ye %50. Ama maalesef bizim ülkemizde %70 dolaylı vergi. Yani biz harcamadan vergi alıyoruz. Yani hepimiz harcadığımızda, suyu tükettiğimizde, elektriği tükettiğimizde, benzin aldığımızda vergi ödüyoruz. Ben o yüzden sıklıkla basına söylüyorum. Bizde vergi bilinci yok. Niye? Biz çünkü vergi ödediğimizi bilmiyoruz. Harcama yaptığımızda aslında aldığımız her ürünün içerisinde bir vergi var. Ve bu vergi de ÖTV vergisi olarak, KDV vergisi olarak devlete geçiyor. Bu doğrusu değil. Dünya bunu şöyle yapıyor. %50-50 yapıyor bundan oranı. Bizim ülkede %70. Aslında kaynakta kesilen vergiyi de ben oraya koyduğumda bu oran %90'lara çıkıyor. Yani gelir ve kurumlar vergisi. Türkiye'de 900 bin şirket. 2 milyona yakın da gelir vergisi. 3 milyon mükellef toplam verginin %10'unu ödüyor. Bu ne kadar trajikomik bir durum. Evet. Bunu başka programlarda da konuşuyoruz. Evet. Düşünsenize. Yani bu milyar dolarları kazananlar, evet. Buna bazı hani isim veriyorlar, beşli şunlar bunlar diye ben söylemeyeceğim, evet. Ama onların verdiği vergi %10, %90 kimden alınıyor? Çalışanlardan alınıyor. Sizlerden. Bizlerden. Tüketiciden alınıyor. Yani bundan vatandaş daha... ödüyor bunu. Türk vergi sisteminin bu tarafı eleştiriliyor. Bu tarafında zaten özellikle Millet İttifakı altını çiziyor. Yani biz dolaylı vergi oranlarını çekeceğiz, düşüreceğiz diyor. Hatta işte hani bilgisayarlara gençlerin alacağı ÖTV'yi kaldırıyor. Şu an deprem bölgesi mesela. Ölü sayısı artarsa şöyle bir söylem mi vardı? Ölü sayısı artarsa 10 yıl boyunca orada hiç vergi alınmayacak diye. Böyle bir şey var mı mevzuatta? Şimdi şöyle... Baktığımızda oradaki işletmelerin tamamının yok olduğunu görüyoruz. Özellikle Hatay'da, Diyarbakır'da ve Kahramanmaraş'ta. Hala yapılandırma yerine, yani silme niye yok? Şimdi o da bir yanlış. Yani erteleme dediler. Yani Ağustos ayına kadar boşlar. Olmaz yani. Olmaz bu böyle bir şey. Pandemide de oldu aynısı, tabii, benzer şeyler. O bölge için bunu mutlaka kaldırılması gerekiyor. Bu aslında iktidarın yaptığı bir olumsuz bir durum. Çünkü sizin bunların ödeme şansı yok. Yani adamın arabasının üzerine bina yıkılmış. Sen bunu MTB öde dediğinde veya ben bunu yapılandır dediğinde ya şöyledir. Birkaç ay sonra bu mutlaka kaldırılacaktır o bölge için. Şöyle vergi alınmama riski var gerçekten. 5 yılda var, 10 yılda olabilir. Niye olabilir? Bizim oradaki işletmeleri sadece %5'i şu an hayatta ve sağ salim işlerine devam ediyor. Ki o işletmelerin de önemli bir kısmı çalışanlarını kaybetmiş. Yani yeniden rehabilite olması, yeniden kendilerini sahada görebilmesi için gerçekten çok uzun yıllara ihtiyaç var. Ben şu önerim de var, birkaç ordudaki yetkililere ilettim. Yani bizim bunu fark eden bence 1-0 öne geçer. Kesinlikle. Hangi siyasi parti bunu önce dillendirirse. Evet ve şu, o bölgeye yatırım yapanlara hiç yatırım teşvik belgesi, kural mural değil. Adam direkt ordudan gitmiş, o bölgeye yatırım yapmışsa, işçi çalıştırıyorsa bunu farklı bir yere taşımamız lazım. Evet. Başka bir yere taşımamız lazım. Evet. Bunlar peki, önemli. Tabii. Şimdi birçok konu var ama bir de senin bir spor tarafın var. Demin Fenerbahçe'ye anlatayım. Ben şu şeyi de söyleyelim. Yapılandırmayı... Özür dilerim. Buyurun tabii. Şöyle yeni yasa çıktı. Evet. Mecliste cumartesi günü resmi gazetede yayınlandı. Bir yapılandırma yasası. Aslında Türkiye buna alışır. Yani Türkiye'nin son 20 yılda 9. 8. AK Parti hükümet döneminde 8. yapılandırma yasası. O yüzden bir kültürümüz var. Borçların peşin ödenmek kaydıyla faizlerinin %90'ı siliniyor. Bu sefer değişiklik olan 48 aylık bir yapılandırma getirildi. Yani 4 yıla uzayan. Ve de müracaatlar 31
Mayıs'a kadar, 30 Haziran'a kadar da ödemeler yapılacak, ilk taksit ödemeleri. İlk iki taksit ödemesinin yapılandırma için zorunlu tarafı var. Özellikle yine Millet İttifakı'nın bir açıklaması var, çok da doğru. Diyor ki biz yapılandırma ve matrah artırımlarını karşıyız, yapmayacağız diyor. Çünkü yapılan her bir matrah artırımı vergisini zamanında ödeyen, düzenli ödeyen, bu ülkede kurallara uyanları sıkıntıya sokuyor. Evet. O yüzden yapılandırma yasası başladı. Borcu olan vatandaşları buradan uyaralım diyorsun. Evet. Yapılandırma kısmına evet, gerçekten ekonomik kriz, deprem, yapılandırma kısmına evet, ama matrah artırımı, stok affı, kayıtların affı, aflara karşıyız. İşte sonuçlarını deprem bölgesinde bina aflarıyla, imar aflarıyla. İmar affı, aynen. Aynen, muhasebe sistemi de böyledir. Eğer Türkiye'de bu bu aflar devam ederse aynı depremi ekonomide de yaşarız. Hiçbir evet. farkı yok yani bunun. Şimdi bu arada deprem deyince hepimiz ürküyoruz. Bir depromofobi başladı. Evet. 99 yılındaki bu arkadaşlarımız gençti, çocuktu. Belki değil mi aralarında bilmeyenler de var ama büyük sıkıntılar bekliyor. Özellikle İstanbul'u. Umarım İstanbul'da da benzer sıkıntılar yaşanmaz. Şimdiden yetkililerin de önlemlerini alması gerekiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani deprem hepimizin olgusu, bizim fay hatları, Türkiye fay hatları üzerine kurulmuş. Maalesef böyle işte yani hepimiz öğrendik. Afrika kıtasının ittiği, batıya doğru ittiği bir kıtadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir kültürü, bir mantaliteyi oluşturmamız lazım. Ev yaparken, bina yaparken, Ertuğrul Günay'ın güzel bir sözü var. İstanbul Sevgili Anadolu kitabında ifade etmişti. Ertuğrul Günay şöyle diyor. 1000 yıllık Türk geleneğinden, yani iki katlı işte bahçesi olan küçük ev geleneklerinden vazgeçerek gökyüzüne doğru tapınan, bir her metrekaresinden daha fazla rant elde etmek isteyen bir geleneğe ulaştık. %100 haklı. Bu geleneği kırmamız gerekiyor. Bizim binalarımıza, evimize, çevremize mutlaka bakmamız gerekiyor. Ama İstanbul için bugün başlansa bile kolay değil ama bir yerden başlamak gerekiyor. Peki, buradan esnaf ya da mükellefleri evet. uyaracağın notların var mı? Onları da alalım. Yani gelir vergisi beyan dönemi başladı. Özellikle ifade etmek istiyoruz. Gelir vergisi beyan dönemi başladı. Beyannamelerimizi vereceğiz. Ben hazır beyan sistemi var ve işte değer artış kazancı elde eden kira gelirleri için devlet güzel bir sistem kurdu. Hiç muhasebeci kimseye ihtiyacınız olmadan sisteme TC numaranızla giriyorsunuz E-Devlet üzerinden ve beyannamenizi kendiniz veriyorsunuz. Ben burada şunu öneriyorum. Ciddi geliri elde edenler için söylüyorum. Mutlaka bir mali müşavirden destek alın. Çünkü bunun sonuçları, yaptırımları, bir istisnai bir muafiyeti yanlış uyguladığınız zaman da size bir cezai yaptırım olarak elde ettiğiniz hakkı kaybetmiş olarak göreceksiniz. O yüzden ben hazır beyan sistemini kullanan değerli mükelleflerin bir mali müşavirden destek almalarını da öneriyorum. Evet. Biraz futbol. Futbol. Ne olacak bu Ordu Spor Futbol Kulübü? İki haftadır. Evet. İş kazalarıyla devam ediyor. Önce i̇ki burada Kütahya. İki haftadır. Evet, sıkıntılarımız var. Ya ben şuna inanıyorum. Tamam ben Orduspor, 52 Orduspor Futbol Kulübü'nün bir yöneticisiyim ama bizim şehir olarak yeniden bir hesap yapmamız lazım. Bunu ben sonuçlarla ilgili söylemiyorum. Yani bu Orduspor, ben şuna inanıyorum. Bu sene Orduspor bir üst tura çıkacak. İnşallah diğer Orduspor da çıkar. Diğer Fas'ta sporumuz da ligde kalır. Ama mesele bu değil. Mesele bir şehirde 3 tane Orduspor var. Tabii olmaz. 52 Orduspor var. 67 Orduspor var. Amatör bir Orduspor var. Evet, şimdi bakın enerjiler bu kadar bölünemez. Yani bu sizin şehir olarak psikolojinizi de dağıtır. Aramızda rekabet. Bu Adana şehrinin 2 tane takımı değil. Ordu'nun nüfusu belli. 200 binlik bir şehirden 2 tane takım çıkartıyoruz. Çıkmaz yani. Bu paylaşılamaz. Bu taşınamaz bir yük. Hani bunu şehrimizin ileri gelenlerin bir adım atması lazım. Sayın Şükrü Bodur'un bu konuda ben çok yapıcı buluyorum. Gerçekten çok samimi bir tavrı var. Diyor ki ben her türlü oluşumun içerisinde olurum, fedakarlığa hazırım. Ya gerçekten bunlar çok önemli bir adımlar. Yoksa egonuz olur kardeşim. Ben bu kulübün başkanıyım. İşte ben yönetiyorum. Benim takımım çekebilirsiniz. Ama o pozitif ruhu ben Şükrü Bey'de görüyorum. Şehir adına bir adım bu. Yine Orduspor 67'deki yöneticiler de bizim arkadaşlarımız. İnşallah güzel sonuçlar alır. Ama şunu yapmak gerekiyor. Bizim enerjilerimizi, güçlerimizi birleştir. İşte Millet İttifakı. 6 tane farklı parti ayrılıklar üzerine değil, ortak noktalar üzerine bir adım atabiliyor. O partilerin birbirleriyle tamamen zıt düşünceleri de var. Hayata bakış açıları var, ilkeleri var. Ya biz orduda neyi paylaşamıyoruz? Hepimiz mor beyazına aşığız. Aynen. Bir başka bir... Biri FK koyuyor, biri 67 koyuyor, biri Menekşe koyuyor. Yani bu şehir için çok üzüldüğüm bir nokta. Katılıyorum. Ben ama şunu söyleyeyim. Bu bir duygu, yani iddialı bir söz değil, benim kendi kişisel duygum. Bu sene
52 Orduspor'un ben bir üst lige çıkacağını düşünüyorum. Bir antrenör değişimi oldu. Bir bakış açılarımız değişti. İşte bir iki olumlu sonuçta farklı gelecektir. Önümüzde çok daha maç var. İnşallah daha yeni başlayacağız. Klasik şimdi. Bir söz değil. Aynen. Yani hani önümüzdeki maçlara bakalım edebiyatı değil ama bir gerçek. Ben 52 Orduspor'dan da Fenerbahçe'den de bu sene Cumhuriyet'in 100. yılında farklı sonuçlar bekliyorum. Evet, Fenerli arkadaşlarımız burada sevin demem. Fenerbahçe miydi? Evet, neyse doğruyu bilen birisi var. Evet, evet arkadaşlar buyurun. Hem de sorular var. Gençler soru soracaklar sevgili Bahadır Baş'a. Evet. Ben de kendi sorularımı... Zor olmasın. Evet. Hemen oradan bir soru var. Yüksek sesle bunun dublajında duyulması için perde arkasından mikrofona yaklaşıp... Evet, soruyu alalım bu tarafa doğru. Şimdi muhalefete karşı söylenen bir argüman vardı. İşte projeleri yok. Şu zamana kadar bir şey yapmamış gibi 80 yıllık bir seçim döneminde 5 yıl sadece CHP üzerine konuşuyoruz. İktidar olmuş bir süreç var ve bir projeniz yok diyorlardı. Altılı Masa sizin de bahsettiğiniz üzere birçok proje sundu. Hatta 2300 madde üzerinde uzlaştı. Bu minvalde o programları, o seçim vaatlerini incelediniz mi? Onların içinden sizi çeken ya da öne çıkartmak istediğiniz neler oldu? Hani proje temelli biraz daha üzerine durabilirsek soru bu şekilde olacak. Bence çok doğru söylüyorsunuz. Projeleri inceledim, baktım ama beni çok cezbeden hem mesleğim gereği hem ülkem adına gurur duyduğum bazı kavramlar var. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik. Bu kavramlar Türkiye'ye sadece ticaret kanunu kağıtta oldu. Bir anayasa metninde, bir mutabakat metninde yer alması değil. Bunu içselleştiren partilerin hayata sürmesi, bakın birinci doğru ülke adillik ve şeffaflık ve hesap verebilirlik. Bu kavramları doğru oturttuğumuz zaman mutlaka dominonun birinci taşı gibi diğer taşlar da doğru yerlerine oturacaktır. Ben bu konuda projelerini gördüm. Gerçekten inanılmaz projeler. Özellikle bakın imar affını kaldıracağım diyor. Vergi affını kaldıracağım diyor. Bunlar projeler. Bunlar herkes söyleyemez. ÖTV'yi kaldıracağım diyor. Yani yarın sabah kasanıza en fazla paranın geldiği yer ÖTV ve KDV. Bunlar net projeler. Ve ülke içinde şu. Bence Altılı Masa'nın Türkiye'ye kazandırdığı şu. Farklı kutupların ortak değerlerde bir araya gelebilmesini. Bu Türkiye'nin geleceği adına bir adım. 100. yılda bence inanılmaz derecede olumlu buluyorum. Bu bakın muhalefeti de Cumhur İttifakı'nı da etkiledi. Orada da 7-8 tane parti var. Oluşacak belki konuşuluyor. Hani evet. Çok netleşmedi. Bakın bu oluşumlar doğru oluşumlar. Biz farklılıklarımız üzerinden gittik bu zamana kadar. Birbirimizin fay hatlarına dokunduk. Birbirimizin sinir uçlarına dokunduk. Bir arada olamadık. Hani o sadece deprem olduğunda, savaş olduğunda bir araya gelebildik, darbe olduğunda. Ama onun haricinde hiç ortak noktamız yoktu. Bugün iki ittifak da ortak noktaları oluşturmaya başladı. Bu bence çok demokrasi kültürü adına çok önemli bir adım. Ve o kavramlar çok heyecanlandırıyor. Hesap verebilirlik, şeffaflık, kamu kurumlarının şeffaflığı, belediyelerin şeffaflığı, siyasi partilerin şeffaflığı, vakıfların şeffaflığı, derneklerin şeffaflığı. Bakın bugün Türkiye'de Ahbap Derneği Türk kamuoyunda güvenilirlik endeksinde en yüksekte çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinden bir yayın yaparken Ahbap Derneği'nin ikinci başkanı, Evet. Senin de yönetimden Evet. Arkadaşın, benim de Can Dostum kardeşim, Evet. Genel sekreterimiz. Ordunun önemli bir değeri. Değeri sevgili Çağatay Öztürk. Evet. Profesör İzlemiştim doktor. İzlemiştim sizin programınızı. Aynen. Yarın da tıp bayramı. Yarın onlara da sürpriz yayınlarımız olacak Instagram üzerinden. Onları da söyleyelim. İnşallah sadece tıp bayramında olmaz. Mali müşavirler haftasında da böyle. Var bir ayrıcalık diyorsun. Hemen buradan taş geldi. Yok. Sen paylaşım yapana kadar o günü kaçırdığım için utandım. Paylaşımını da görüp eyvah dedim. Evet. Şimdi gençlerden yine sorusu olanlar olacak ama ben bir Ordu ile ilgili bir değerlendirme yapmanı isteyeyim. Ordu işte o zaten o gayri sahip. Ekonomik verilerle sırtta kalmış. Bunun sebebi bu şehri yönetenler. Yönetemeyenler. Veya yönetemeyenler. Yani bu ekonomik verileri başka türlü okuyamayız. Yani bu ekonomik veriler ordunun maalesef. Bakın ordu 60. sıradan başlayıp 68. sıraya düşmüş son 20 yılda. Şimdi bakın bizim 60'dan 52'ye gitseydik diyecektik ki evet, istediğimiz yer 10, 20, hani 10 olmaz belki ama orada için 30 rakamını koyalım. İlk 30'da olmak diyelim. Ama 52'deyiz, durum idare edilmiş, teşekkür ediyoruz deriz. Ama 60'ı veya 61'i siz 68'e taşıdığınızda kusura bakmayın, yönetememiş olacaksınız. Burada sayılarla konuşuyoruz. Ha, niyetler iyidir, yapılmak istenenler iyidir ama sonuçlar kötü. Evet, gerçekten. Bir adayı olmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız neden, düşünmüyorsanız neden?
Evet, milletvekili adayı olmayı düşünüyor musunuz dedi yani, ekipte? Bugün için Ordu'da ben milletvekili adayı olmayı düşünmüyorum. Düşünmüyorum derken... Ben düşünmüyorum. Evet, görev verilir. Tabii ki her zaman ona bir şey diyemem. Bir şey diyoruz ama şöyle gece yatıp ben milletvekili, işte belediye başkanı, siyasetin şurasında değil hiçbir zaman veya odada, meslek odasında çalışırken ben şu an 125 bin mali müşavirin genel merkezde 8 temsilcisinden biriyim. Buraya gelebilmek için gece yattığımı da düşünmedim. Böyle bir hayal demeyelim mi? Böyle bir iddiam yoktu. Ama işimi düzgün yapmayı, işimi sevmeyi, bunu ileriye taşıyabilmeyi, ülkeye hizmet edebilmeyi, yani bir değer yaratabilmeyi çok önemsiyorum. Yani diyelim milletvekili oldunuz ama... Sıradan bir milletvekili oldu. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Veya şöyle Akıncım, milletvekili oldunuz ama partiniz iktidarda değil. Sadece bir geçiş hakkını elde edersiniz. Yüksek emeklilik hakkı elde edersiniz. Ve belli miktar maaş alırsınız. Ya bunun için vekillik yapılmaz. Yani bir katkı, bir değer yaratmanız lazım. Benim tutkularıma, itirazlarıma ters diyorsun. Evet. Bu böyle bir şey. Yani yoksa bu hani milletvekili olmayı istemiyorum. Yani çok yani istikrarsız bir cevap olur. İnandırıcı olmaz. Herkes bu millete hizmet etmeyi ister. Sizler de, bizler de, hepimiz isteriz ama aklımız var, mantığımız var, dengeler var. Onları da görüyorum. Tabii Ordu bizim yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz, sokaklarında yürüdüğümüz, denize girdiğimiz, geceleri 12'ye 1'e kadar hani sokakta top oynadığımız, mahalle kültürü aldığımız, bataklıkta, cilliklerde savaş yaptığımız, limanın başında denize girdiğimiz, şeyi dinlememiz orada, müzik, yakamızın kapısına, böyle hani zor sıkıntılı süreçlerden artık bizim jenerasyon da bu şehir için bir şeyler yapmalı diye düşünüyorum. Ben son 2-3 yıldır hakikaten şehir muhalefeti dozumu artırdım. Yani arkadaşım olur, abim olur, kardeşim olur, çok yakın tanıdığım bir dostum olur ama bu saatten sonra bunu şimdi bundan sonra da ülke için bir tık artırmayı düşünüyorum seçim sürecinde de. Artık bir takım şeyleri yüksek sesle seslendirmeli, elimizi taşın altına koymalı, gerekirse görev almalıyız. Bu noktada biraz Ordu'yu konuşalım. Ya şimdi şöyle, Ordu söyledin, hani hepimizin yaşadığı ortak bir şehir, nefes aldığı, gelir elde ettiği, para kazandığı, sevdiklerinin olduğu, kaybettiklerinin olduğu, geçmişten bu yana tarihsel bir misyon olan bir şehir. Yani derinliği olan bir şehir. Burada 10 binlerin dönüşü kitabında Anabasis burada bir devlet kurmak istiyor. O devlet olmuyor. Buradan tekrar Atina'ya dönüyorlar. Tarihte ilk devlet olma imkanı kaçırmış. Bu şehrin refleksleri var. Bu şehir 94'te çevre yolunun geçmesini engellemiş. Bugün Karadeniz'in en güzel şehri diyoruz. O 94'te o çabayı, emeği gösteren 10 bin kişiye teşekkür ediyoruz. Onlar elleri öpülmesi lazım. Niye? Bu şehre yapılmış en büyük değer. Ben o hamleden sonra şehrin kitlesel olarak herhangi bir olay karşısında refleks aldığını görmedim. İşte hani çevresel sorunlar var, Durgöl'de yaşananlar var, işte imarla ilgili şehirde yaşanan sorunlar var, başka binaların yapılması var. İşte sadece Ordu merkezi de değil. Bugün Fas'a gittiğinizde en iç acısı o Fas'a doğru hamle yaptığınızda o yukarıdaki dağlara doğru aynen. O evleri, o şehir, köylerin üzerindeki o binaları görmek üzüntü verici. Ben bu şehirde yaşıyorum, ben o caddeden geçiyorum. Defalarca kafamı bu tarafa çeviriyorum. Denizin içerisindeki adayı görmek istiyorum. Adaya başka bir şey yapıyorlar. İşte bunlar şöyle bir şey. İktidar partileri ve belediyeler bence sistemi şöyle kullanması lazım. Vatandaşın değer yargısını oraya katması lazım. Yani bir anket yapabilir. Tabii. Kendi internet sitelerinde bir diyebilir ki kardeşim ben bu anketi koydum. Fas'a bu yol, bu binaların oturumuyla ilgili bu anketi koydum. 2000 kişi katıldı. Çoğunluk buydu. Arkasında böyle bir güç de alabilir. Biz bunlardan uzaklaştık. İşte diyorum 94'teki o Anamon Oteli'nin önünden başlayan yürüyüş şehirde bugün ne kazandırdı? Karadeniz'in en güzel şehri diyoruz. Çevre yolu arkadan geçiyor Bostepe'nin altından. O duruş olmasaydı hiçbir şey olmazdı. O yüzden şehirde bazı şehrin de geri gittiğini düşünüyorum. Nasıl futbol takımları 3. ligeye düşmüşse tepkisizleştiğini, değer yargılarının değiştiğini, herkesin ya buna da karışmayalım. Bu aslında iktidarın çok güçlü olmasının sonuçları. Yani her hamlenin, ya biz arkadaşlar demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Demokratik bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Haklarımız var. Biz kimseyi hakaret etmediğimiz müddetçe, ülkenin temel değerlerine laf söylemediğimiz müddetçe herkese eleştirme hakkımız var. Bu şehrin bütün belediye başkanları, meclis üyelerini, STK yöneticilerini, seçilmişlerini böyle bir hakkımız var. Ama maalesef kullanmıyoruz. Niye kullanmıyoruz? Çünkü bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yani özü buraya geliyor. Evet.
Şehir için daha farklı düşünmemiz lazım. Yani ben Ayvaslı Garga Tepesi'ni, işte Akkuş'un üzerindeki tepeyi, yaylasını, Arguman yaylasını. İşte ne bileyim Mesudi'de, Yeşilce'deki yeri. Ya bu arkadaşlar, bunlar bizim değerlerimiz. Oraya bir çivi çakıldığında birlikte refleks göstermemiz lazım. Ama yalnızlaştırıyoruz, arkadaşlarımızı yalnızlaştırıyoruz. Bu işte uğraşanlar bile, artık onlar bile geri adım atmaya başladı. Çünkü yalnızlar. Hep aynı 20 kişi savunuyor şehri. Hep aynı 30 kişi savunuyor. Bir şekil bu, evet. Sizin, Akın Bey. Yani belediyede yapılan haksızlık, atama seçiminde de orada, şehrin tabiatıyla ilgili bir karar verecekse, köprü başındaysa orada da var. Ben Aldınordu Belediyesi'nin önünde en son bir canlı yayına katılmıştım. Yani bir rekabet değil, işin içine katkı sunabilmek adına bunun için bu değerlerimizi artırmamız lazım. Yani STK yöneticileri mevcut iktidarın veya yönetenlerin baskısından dolayı açıklama yapamıyorlar. Orada da iki tane açıklama yapan STK var. Yani Mimarlar Odası ve İl Şehir Planları Odası. Ben aynen. Görmedim bir açıklama yapanı. Gerisi de yapıyormuş gibi yapıyor. Ben de o eylemde benden başka kimseyi görmedim. Bir baktım sağıma soluma. Nasrettin Hoca ve filler hikayesi bu. Çok keyifli seninle sohbet. Bunu birinci bölüm diyelim mi? Şöyle birinci bölüm diyelim. Şöyle yapalım. Kapanışı benim bir şeyim var. Serbest kürsüm var. Evet. Son soru almadık ama. Yani soru almadık, evet. Bir tane soru buradan alacaktık. İki bir soru oradan aldık. Evet. Genel seçim var mı sorumuz? Tamam. Buradan bir yüksek seçim. Evet, yüksek seçim. YSK'yı söyledim. YSK ile ilgili ben Türkiye demokrasisinin bundan sonra çok ciddi anlamda yara alacağını düşünmüyorum. Belki yanlışlar yapılabilir, hatalar yapılabilir, bakış açıları, niyetler farklı olabilir ama bizim niyet okumamamız lazım. Evet. Hukuk ve evrensel ilkeler var. Türkiye bir demokrasi kültürü var. Türkiye'nin 100. yıla yakışır hamleler yapmamız lazım. Evet. Serbest Kürsü, Bahadır Baş bizleydi. Programın ismi bile yok. YouTube'da Akın Çiçek Medya'dasınız. Son 3-4 dakika ben kadrajdan çıktım. Söz sende. Ülkemizi seviyoruz, şehrimizi seviyoruz. Ben kendi adıma mesleğimi seviyorum. Bu şehirde yaşamaktan son derece mutluyum. Ama daha iyi, daha olumlu, daha pozitif, sayılarımızın, değerlerimizin çok daha yukarıda olduğu, kişi başına milli gelirin, gayri safi milli hasılanın daha yüksek olduğu, ülke değerlerinin herkes tarafından kabul edildiği, herkese eşit işlem yapıldığı, eşit muamele yapıldığı, kimsenin kişisel durumundan, kişisel ünvanından dolayı bir adım öne geçmediği, adil, hesap verebilir, şeffaf, herkesin sistemin içerisinde haklarının eşit olduğu bir dönem bekliyoruz ülkemiz adına. Yani bu hak ediyoruz, biz Türk insanı olarak da hak ediyoruz. 1000 yıldır bu topraklardayız. Yani 100 yıl olmuş Cumhuriyet'in kuruluş değerlerini içselleştirmişiz, çabalaşmışız. Benim yaşantımda iki tane kavram çok öne çıkıyor. Birincisi güven. Yani o güveni gösterebilmek, topluma karşı, insanlara karşı, çalışanlara karşı, arkadaşlarına karşı o güveni oluşturabilmek çok önemli. Güven yoksa bence bu işlemlerin, bu olayların, bu olguların, bu yaşamın aslında çok bir değer yargısı yok. İkincisi de adillik, yani herkese eşit işlem, eşit muamele yapılabilmesi. Kimseyi hangi sıfatı olursa olsun bir yere, özellikle bir yere koymamak, herkese eşit işlem yapabilmek. Bir de ben şehrim adına, ülkem adına, olgular adına şunu da görüyorum. Biz bazı şeyleri yapıyormuş gibi yapıyoruz. Mesela en çok üzüldüğüm noktalardan birisi kadın cinayetlerini, çocuk cinayetlerini, işte yapılan şiddetleri biz sadece söylemle, biz eylemle, kısa bir eylemle yapıp tekrar normal yaşantımıza dönüyoruz. Sonuç alamıyoruz. Yani şehrimizde yaşadığımız en son 8 Mart'ta katledilen bir kadınımız var. O gün cenazesi vardı. O gün cenazesine giden kadınlar ve örgütler olduğunu bilmiyorum ben. Duymadım. Bu basın yazmadı yani. Ama o gün defnedildi. Bence örgütlerin, kadınların, çalışmaların, haykırışların o gün olması gerekiyordu. Biz bazı şeyleri durumu idare etmek için o gün güzel bir söz, işte basında yer almak, güzel bir kelime olarak düşünüyoruz. Öznesi bu olmamalı. Yani öznesi o gün ihtiyaç olduğunda o kulvarda, o yerde olması gerekiyor. Ülkem adına gerçekten yeni dönemin, işte önümüzde 2 ay sonra bir seçim var. İktidarı, bu bir yarıştır. Bu ülkeyi, bayrağını daha yukarıya taşıma yarışıdır. Hani bu kavramlar içerisinde çok fazla kavganın, çok fazla sıkıntının olmadığı, hepimizin 85 milyon insanımızın bir arada yaşayabileceği, seçimden sonra da yaşamın ve dünyanın ve kuralların, nefes almanın devam edeceğini bilerek, birbirimize saygıyla, sevgiyle yaklaşarak bir dönem olmasını bekliyorum. Yine mesleğimizle ilgili de bir kısım beklentilerimiz var. Ben bir tarafımda mali müşavirlik ve genel merkez yöneticiliği yapıyorum. Özellikle arabuluculuk konusunda bugün Çanakkale Milletvekili
Sayın Özgür Ceylan'ın bir açıklaması da vardı. Meclise bir önerge vermiş arabuluculuk yapma konusunda. Arabuluculuğun bütün mesleklere açılmasını istiyor ve arabuluculuk konusunda sadece Türkiye'de hukukçulara tanınmış bir hak olduğunu söylüyor. Şimdi bunları konuşmamız lazım. Bunları bir meslek grubuyla ilgili ilintilemememiz lazım. Bu doğruysa, yani bir boşanma davasında arabuluculuğu en iyi bir avukat mı yapar yoksa bir psikolog mu yapar? Bazı kavramları ortaya doğru koymamız lazım. Bu anlamda meslektaşlarımın mali müşavirler için bir pozitif bir arabuluculuk konusunda, KDV indirimi konusunda, denetim yetkilerini, bakın Türkiye'de en büyük olgu siyasetin finansmanı konusunda denetime ihtiyaç var. Denetim yoksa karanlık işler olur. Denetim yoksa yolsuzluk olur. Denetim yoksa yolsuzluk olur. Denetim yoksa mafya ilişkileri artar. İşte bunları da çözemeyecek Türkiye'de 125 bin kişilik bir aile var. Mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerden oluşan bir denetim ağı var. Bakın devletin kamusal denetiminden bahsetmiyorum, vergi müfettişlerinden. Biz bütün şirketlerin, bütün STK'ların, bütün vakıfların, bütün derneklerin, bütün siyasi partilerin denetimini yapabiliriz. Birliğimiz yapabilir. Bu konuda yetkin insanlarız. Denetim olgusunun Türkiye'de güçlendirilmesi, hesap verilebilirlik olgusunun güçlendirilmesi, şeffaflık olgusunun güçlendirilmesi bekliyor. Bu duygularla ülkemizi seviyoruz, şehrimizi seviyoruz, memleketimizi seviyoruz. Ordunun istenilen yerde sonuçlarının olmadığını görüyoruz. Umarım o sonuçlar düzelir. Daha yüksek yerlerde. Ordu bence Türkiye'de ilk 35 il arasında yer alması lazım. Yani ordunun güzellikleri, doğal güzellikleri, kültürel güzellikleri, derinliğine baktığımızda başka bir ordu karşımızda olmalı. İşte bütün bunların hepsini beraber bir araya gelip farklı bir orduyu, ülkemizi seçimlerden sonra farklı bir ülkeyi, kişi başına milli gelirin 15 bin dolarlarda olduğu, dünyada ilk 20 ekonomi arasında değil de ilk 10, başlangıçta ilk 15 ekonomi arasında olduğu bir ülke görmek istiyoruz. Türkiye'de bilgisayar eğitimleri konusunda, Türkiye'de yazılım konusunda, Türkiye'de fikir üreten insanlar konusunda pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimizin okullara gidebilmesini, gençlerimizin ülkeyi terk etmemesini istiyorum. Bunlar temel isteğimiz, hepimizin isteği. Bu sadece Bahadır Baş'ın değil, Türkiye'de yaşayan 85 milyon ortak isteği düşünüyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim.